ailemizin içinde mutluluğu nasıl yakalarız? Genel bir soru ve bence 20 tane kamp çalışması yapılabilecek bir soru. Ama yine de bize ufak birkaç tüyo verebilirseniz bunlar neler olur hocam? Aile içi ilişkiler. Hocam aile içi ilişkiler tam böyle bir cambazlık işidir sana söyleyeyim. Yani şimdi bir laf var ya, kumarda kazanan aşkta kaybeder, aşkta kazanan kumarda kaybeder. Yaşlı bir teyze bana yıllar önce şey demişti. Aa evladım dedi, aşkta kaybeden de her yerde kaybediyor dedi bana. Şimdi burada bir nefes çektim daha çünkü. Ne dedi Gel. hocam? Ah evladım, aşkta kaybeden her yerde kaybeder. Evet dedi bana. Şimdi burada hocam burayı çözsek, sadece burayı çözsek, yani evin içindeki iletişimi çözsek, dünya cennet olacak abi. Bak cennet olacak dünya. Çünkü bir kız evladı kendi kültüründe. Bir erkek evladı kendi kültüründe. İzin vermiyoruz da birbirlerini tanısınlar. Yallah bir kafese kapatıyoruz ikisini. Şimdi A şıkkı içeridekilerden biri dominanttır. Yani kontrol ve kuralları ve sistemi kurmaya çalışır ve ötekini kontrolü altına almaya çalışır. A şıkkı. B şıkkı karı koca iyi anlaşır, iyi dinler. Fakat ailelerden biri dominanttır. İlla o yuvaya karışacak. İlla o yuvaya müdahale edecek. Bu da çok büyük bir tehlikedir. C şıkkı. Karı koca evlenir. Bir tanesinin içinde bir önceki bitiremediği ilişkisinin yaraları vardır. Bunları, bu maddeleri ekip arkadaşlarımız yazarsa güzel olur. Bir önceki ilişkisinin bitiremediği yaraları vardır. Ve o acısıyla hayatını aldığı kişiden intikam alır sürekli. Garibim de ne yaptım sana şimdi? Sen bir şey yapmadın. Çünkü o seninle kavgada değil. O senden öncekinden söyleyemediklerini, hıncını senden çıkarır. Bu da çok tehlikeli bir durum. Bir başka tehlikeli bir yuva kurma şekli. Eski sevgilisine inat olsun diye başkasıyla evlenenler. Şimdi nereden biliyorum bunları? Çok insan dinledim. Bir başka tehlikeli. Artık yaşı geldi, çocuk yapmak için evlenenler. Burada doğru bir eş bulursa çok şanslıdır. Çünkü olgun bir noktadadır ve kavga etmenin anlamsızlığının farkındadır. Artık onun için amaç barış, huzur ve yuvayı götürmektir. Evlendiği eş de kendi gibi çıkarsa cennettir yuva, ama çıkmazsa cehennemdir o yuva. Bu da çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bir nokta, görücü usulüyle evlenenler. Burada ne hikmetse bazen çok da mutlu oluyorlar. Çünkü iki tarafında hiçbir beklentisi yok. Kendi yağlarında kavrulup gidiyorlar. Bazen de biri değişiyor, erkek ya da kadın, belli bir süre sonra değişiyor. Ve ızdıraba çeviriyor yuvayı. Bir başka tehlikeli evlenme şekli. Erkeğe ya da kızı ikna diyorlar. Bak durumu iyi. Evlen, kurtul. Evlen kurtulcuların hayatları 10 yıl içinde karışıp evlendiği kişiden kurtulmaya çalışıyor. O yüzden evlenip kurtulmak, ailenden kaçmak döngüsüyle evlenenleri tehlike bekliyor ileride. Bunları hep İki Tam Bir Tek kitabında tamamının çözümünü anlattım. Kadın olmayı hatırlamak ve bu saydığım maddenin tamamı çözümünü anlattım. Bir de arkadaşlar mantık evliliği var. İşi yaptık, kariyeri yaptık, arabayı aldık, evi aldık, bir de eş alalım. Hani eş raftan böyle marketten alınmıyor arkadaşlar.
Yani kavunu bile koklayarak aldığından memnun kalmıyorsun. Eş çok ciddi bir konu. Bir de en tehlikelisi, bu anlattığım kombinasyon en tehlikelisi, kültür çatışmaları arkadaşlar. Nedir kültür çatışması? Biri en doğuda, biri en batıda. Biri ayağını yıkatma derdinde, öteki evde işi paylaşma derdinde. Şimdi ne diyeyim size? Bir de aşk evlilikleri var. Eğer kişi anne babasından sevgi, değer, ilgi, alaka göremediyse, maalesef o kişi, erkek ya da kadın fark etmez, kendisine ilk böyle damla ilgi gösterene aşık oluyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Size bir ödev vereyim arkadaşlar. YouTube'da Ebru Akel 115. bölümü izleyin. Kendine iyi bak programında izleyin. Orada bunu anlattım. Aşk da şu şekildedir. Odunun biri hayatına girer. Sana bir anda değer, ilgi, çiçek, sevgi, motivasyon, aşkım, canım, çiçeğim, böceğim yükler seni, yükler tepeye çıkar seni tepeye, aşk çıkar seni tepeye. Şu sözü söylediğinde Allah'ım tam da hayalimdeki kişi dediğinde, yani nedir senin hayalindeki kişi? Yaslanacaktım da rahat edecektim. Rahat edecektin. Dım diye çıkıyor senin hayatından. Ertesi gün telefonlara bile çıkmaz. Şok olursun, panik olursun. Böyle sokakta çıplak koşturan biri gibi olursun işte o saat. İşte ondan sonra kişisel gelişim başlıyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum arkadaşlar size? İnsanlar maalesef zıttına aşık oluyor. Kendi gibi biriyle de kanki oluyorlar. Şimdi kankanla evlenebilirsin. Sakin ve dingin bir hayatınız olur. Hep anlaşırsınız. Her şey yolundadır. Atraksiyon ve heyecan yoktur. Kavga etmezsiniz. Akşama taze fasulye yiyelim. Yiyelim canım. Yarın onu yapalım. Yapalım canım. Buraya gidelim. Gidelim canım. Çatlarsın belli bir süre sonra. Her isteğinin karşılanmasından çatlarsın. Ben kendi eşime söylüyorum. Sakın her istediğini %100 yapma. İçimdeki duygu ve heyecanı sakın silme. Dişli ol. Hani bu dişli ol demek kavga et anlamında değil. Hayır demeyi de bil. Şimdi en güzel evlilik iki kişinin birbirini tanıdığı evliliktir. Yani şu da değil, ev açtık da beraber yaşıyoruz anlamında demiyorum. Hakikaten iletişim kurduğun, sohbet kurduğun bir evliliktir. Şimdi insanlara şunu söylüyorum. Evlenmeden önce eşine şu soruyu sor. Bekarlar için, evliler için benim gibi 10 kitap yazarsınız. Şimdi bekarlara tavsiyem evleneceğin kişiye şu soruyu sor. Hayallerini anlat. Destekleyip desteklemeyeceğini sor. Bir. İki, evleneceğin kişinin senin bir arkadaş çevren olduğunu ve haftada bir, 15'te bir onlarla da görüşmeye devam edeceğini sor. İki. Bayanlar için özellikle bir soru. Çocuk yaptığında eşin televizyon izleyip, maç izleyip, arkadaşlarla gezerken sen tek başına çocuk mu bakacaksın? Çocuğa birlikte mi bakacaksınız? Çocuk bakamayan bir adam, bez değişmeyen bir adam, baba değildir. Baba değildir. Ev ekmek getirse de baba değildir. O ev ekmek getiren biridir. Ve eşine sorduğunda benim hayallerimi evlendikten sonra da destekleyecek misin? Yani çünkü birçok kişi ilk başta
seni yakalamak için duymak istediğin her şeyi söyleyebilir. Soru işareti. Duymak istediğin her şeyi duyuyorsan dikkat et. Sana bir şey pazarlanıyor. Orada çok tehlikeli bir durum var.